temel bütün tabii gerçek etkiler çoğunu sarama yapıyorlar. Tutumu yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımız yani sendika düşman bile burada sendika düşmanlığına karşı biz arkadaşlarımızın yanımızda sendika arkadaşının yanımızda işte içeride kişilerle ne oldu almışlar. Birinci sonra doktor veririz. Dayanışmasına, desteğine ihtiyacımız var. Petrokimya mı? O anlamda da buraya geldiniz. Bu arada işte şimdi burası kim diye görüyor? Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce de burada sendika çalışma olmuş. Ben de arkasını her işleri var. Bunlar işte belli dönemde bir işlerine toplantı yapıyor. Yeni haklar ve yeni zamanlar belirliyor. Ama burada hepsi giydirmiş. Bazı sosyal haklar falan var arkadaşlar. Ama hepsi maaşa giydirmiş. Bir şekilde veriyor. Yani aslında ücretleri baskılamış. Mesela arkadaşımız önceki 12 yıl. Kaç yıl maaş alıyorsunuz? 5 yıl. Asgari ücreti. aynı şeyle karşılaşıyoruz. Sendikalıcılar işçinin önder kadrosunu
işten çıkarıyor ve işçileri korkutmaya çalışıyor. İşçi ne zaman sahip çıkarsa orada kazanıyor. Ama ne zaman geri çekilirse kaybediyor. Bütün bu 5 fabrikadaki işçi şunu bilmek zorunda ki ya örgütlenecekler ya ömür boyu kaybetmeye devam edecekler. Ya örgütlenecekler ya kölece çalışmaya devam edecekler. Burada ikinci bir sorun şu. Artık bu sorun buranın sorunu değil. Bütün fabrikalarda aynı şeyler yaşanıyor. Biraz da Asenmetal'e gideceğiz. DGDS'en benzer iş yapıyor. EFET'te direnişten geldik. Orada işçiler işten çıkarmış durumda. Xiaomi'de benzer sorunlar yaşanıyor. Başka yerlerde, İzmir'de benzer sorunlar yaşanıyor. Hepsinde aynı sorunlar yaşanıyor. Ve o zaman ortak sorun şuna geliyor. Bu bir politika. Tek tek patronların durumu değil. Bu bildiğimiz bir politika. Yani biz siyah beyaz Türk dilindeki Metin Akpınar dönemini yaşamıyor. Tek tek fabrikatörlerle görüşüp çözülecek bir sorun ötesine geçti. Örgütlenmeliyiz, sendikalaşmalıyız ama aynı zamanda da bu politikanın başındaki iktidara karşı da mücadeleyi büyütmek zorundayız. Başka bir çıkışımız kalmadı. Bu iktidar patronların iktidarı. Bu iktidar zenginlerin iktidarı ve iktidar patronlar ne derse onu uygulamaya devam ediyor. Sendika yasalarını çıkaran, işçilerin üzerindeki sömürüler yasalarını çıkaran o meclis, biz o meclisteyiz. 4 yıldır işçiliğine bir tane yasa çıkmadı. Ama 4 yılda onlarca kez bunların vergi cezaları affedildi. 4 yılda onlarca kez bunların işçileri sömürmesinin imkanlarını daha da arttıran yasalar çıkarıldı. Sendika yasaları oradan çıkarıldı, hepsi oradan çıkardı. Bu sendika yasası değişmek zorunda. İşçinin örgütlenmesinin önündeki engeller kalkmak zorunda. Onlar da iktidar da biliyor ki İşçi örgütlenmesinin önündeki engel kalkar, mücadelenin önündeki engel kalkarsa işçi dövüşerek her şeyi alır. İşçi sömürü şimdiye kadar her şeyi kendi bileğinin hakkıyla kazandı. Haklarını da, kazandığı maaşı da bileğinin hakkıyla alıyor. Tek talep bu. Örgütlenmen ve mücadelenin önündeki engeli kaldırın. Çünkü işçiler şunu diyor, siz elimizdeki prangaları bir çözün, biz haklarımızı almayı biliriz. Onlar o prangayı çözmüyorsa işçiye düşen şey o prangayı söküp atacak. Bu yüzden biz bütün her yerde olduğu gibi burada yalnız sayın sonuna kadar yalnız olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki işçi sınıfı özgürleşmeden bu ülkede hiçbir şey özgürleşmedi. Biliyoruz ki emeğin yapısı, üretimin yapısı demokratikleşmeden, işçi emeğinin aklını almadan, işçi emeğinin üzerinde söz sahibi olmadan bu ülkede hiç kimseyi hayatın üzerinde söz sahibi olmayacak. İşçi sınıfının mücadelesi bu ülkenin demokrasi mücadelesidir. Özgürlük mücadelesidir, emek mücadelesi, herkesin mücadelesidir. Biz aynı zamanda da bütün işçi sınıfına, bütün halkları omuz omuza vermeye, işçi sınıfına ve sizin mücadelenizi desteklemeye çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki direniyorsunuz. İstanbul Milletvekili Züleyha ben, yine İstanbul Milletvekili Musa arkadaşımız, Kocaeli il belediye yöneticilerimiz aramızda beraber ziyarete geldik. Biz gerçekten emek direnişlerinin önemli buluyoruz. Çünkü buradaki direniş aslında sadece kendiniz için yaptığınız bir şey değil, bunu da biliyoruz. Çünkü her yerde benzer sorunlar yaşıyoruz. Birçok iş direnişine gidiyoruz bu dönem. Birçok fabrikada, birçok iş yerinde iş arkadaşlarımız direnişe geçmiş durumda. Sendikalar değil. Gerçekten işçinin hakkını savunan sendikalardan korkuyorlar. Mesela karşıda bir yer var şimdi. Yandaş sendika ısrarla işveren tarafından sürdürmeye çalışılıyor. Onunla birlikte yol yürümek istiyor. Çünkü o sendika işçiyi satıyor zaten. Şimdi özellikle işçinin yanında olan, emeğin yanında olan sendikaya karşı ciddi bir düşmanlık var. Ve o yüzden de işte sizin gibi direnen arkadaşlarımız, hakkını arayan arkadaşlarımız işten çıkarıyorlar. Asıl hikaye bu, çünkü örgütsüzseniz demin konuştuğumuz gibi istediğim gibi davranırım diyor. İstersem hakkımı veririm, istersem vermem. Her istediğimi keyfime göre yaparım diyor. İşte örgütlülük bunun aksini gösteriyor. Gerçekten işçinin hak ettiğini, aslında şöyle demeyin, valla hak ettiğinizi almaya kalksanız patron milleti ortadan kalkması lazım. Çünkü bu patronlar oturdukları yerde, oturduk koltuklarında
iletişimimiz var. Ben de herkese mücadele anlamında bir enerji verdiğini, bir umut verdiğini düşünüyorum. Çünkü her bir işçi alanı, her bir direniş alanı başka işçi arkadaşlarımıza evet kazanabiliriz, evet örgütlenebiliriz ve aklımızı alabiliriz enerjisini, motivasyonunu, umudunu veriyor. Bu anlamıyla çok kıymetli. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hangi durumda, hangi talebiniz olursa olsun. Meclis kapalı, keşke açık olaydı, gündem yapabilirdik. Şimdi tatilde olduğu için konuşmalarda yapamıyoruz ama soru önergeleriyle soracağız. Burada ne yaşanıyor, neden Çalışma Bakanlığı burada değil, neden bakanlık ve bu iktidar sermayenin yanında yer alıyor, işçilerin yanında yer almıyor. Bakanlığın görevi işçinin yanında yer almak değil mi? Adı neden o zaman Çalışma Bakanlığı? Bunların hepsini soru önergelerini soracağız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız. İsmim Gökhan Pesen, 10 yıldır burada çalışıyorum. İlk girdiğim zamanlar mesela örnek gösterebilirim. Öğretmen de aynı maaş alabiliyordum ama son 5 senedir aldığım maaş geçtirmiyor. Süper maaşım çok önemli oldu. Kendi maaşımda her şey dar içinde 7.200 lira oldu. Bu şartlarda geçinmek çok zor. İsyanımı da getirdim. Üzülme artık. Çözüm olmadı. Sendika getireceğimi söyledim. İlgilenmem dedi. Sonuçta ev geçiriyoruz. Buradan aldığım maaş bunun için bir sorun yok. Bir şekilde sendikaya ulaştım. Görüşme sonrasında üye oldum ve arkadaşlarımı isyanladım. O şekilde üye sayımızı sağlayarak conta bölümüne bakanlığa gönderdik. Çalışma arkadaşlarım şu anda çok güzel bir şekilde örgütlenmiş, tam destek veriyorlar. %90 şu anda üyemiz var conta bölümünde. Kendileri şimdi teşekkür ediyorum. İşlerde her türlü desteklerini sağlıyorlar. Bir soru daha da değinmek istiyorum. Benim çocuğum Yosemin Hastası. Onun bir ayrıca bilgileri var. Ne hastası? Yosemin Hastası. Ayrıca bilgileri var. Normalde bu aldığım paralarda ihtiyacını gidermek. Kirasını yapıyorsun. Üzerinde aldığı başına gidiyor. Her ay 2000-3000 lira. İçeride kalıyor. Yani bir şekilde hem evini geçindirmek istiyorsunuz, hem kirayı verip evi geçindirmek istiyorsunuz. Bir yandan da lösemi olan hasta çocuğunuzun ilaç masraflarını, hastane masraflarını karşılamak istiyorsunuz ama aldığınız hiç yetmiyor. Buna itiraz ettiğiniz için, örgütlendiğiniz için de işten atıldınız. Doğrudur. Peki bu kararlı ne kadar sürdüreceksiniz? Siz ne istiyorsunuz? Yani sonuna kadar sürdüreceğiz. Tekrar işimize geri dönmek istiyoruz. Arkadaşımızla birlikte. Daha da çıkartmamızı istemiyoruz. Sonuçta bir geçim sitesi var. Kadrolu bir şekilde çalışıyordunuz. Kadroluydunuz. 10 yıllık bir süre boyunca kademe olarak hiç zam almadınız mı? Kademe artış olmadı mı? Kademe zamı var. Yani çok küçük rakamlar. Mesela 50, 100, 150, 200 oynuyor. O şekilde kademe var. Evet. Tamam. Yüzlük kademe yok. Teşekkürler, sağ olasın. Sizi tanıyabilir miyiz? Biraz da yüksek sesle konuşursak galiba. Tabii. Adım Sezgin. Soyadım Durmaz. Bunlar ikimiz de çalışıyoruz. Can tabii. Şu anki sendika faydalarından ötürü işveren bizi işten çıkardı. Gece sabaha kadar çalıştık. 4-6 saatte. Sabah beni işten çıkardı. Yani sebebi de bana çıkış kağıdı göndermiş eve. Ben çıkış kağıttan imza alamadım. İmza attım. Bana gönderdiği çıkış kağıdı da iş yerinde düzeni bozmak, işçiye baskı yapmak, işçiyi tehdit etmek diye bir şeyle bana şey yapmış. Ama işveren şunu bilmiyor ki.
kimse kimseyi zorla sendikalı yapamaz. Kimse kimseyi zorla tehdit edemez. Ama kendileri zorbalık yaparak insanları işinden, ekibinden ediyorlar. Sendika benim anayasal hakkım. Sen benim anayasal hakkımı çiğniyorsun. Yani yasa tanımıyorsun. Atıyorsun beni işte. İhbarsız. Yani bana bu işin önceden bildirmen lazım. Ki ben de kendime iş bulayım. Yani benim bu da örgütleşmek. Yani anayasal hakkı. Benim hakkı. Sen de başlık benim hakkı. Hak arama. Benim hakkı. Yani bu anayasada var. Ama seni bu şekilde kuralsızca davranmak ne bileyim. Böyle işsiz bakmışsın. Arkadaşın mesela birisini çocuğu resimli. Bir arkadaşım aynı şekilde kirada oturuyor. Ben kirada oturuyorum. Diğer üç arkadaşım üçümüz de kirada oturuyor. Hepimizin ikişer tane çocuğu var. Şu anki hayat koşulları ortada. Yani biz işten aldık. Şu an çok mağduruz. Yani ben iş yerine zarar vermedim. İşimi aksatmadım. Devamsızlık yapmamışım. Çünkü söz etmemişim. Ben kimseye baskı yapmamışım. Yani yalanla dolanla çıkardım işte. 11 yıldır çalışıyorsunuz ve 11 yıldır herhangi bir sıkıntı olmadı ama bir anda ne olduysa sendikalı olduğunuz için işten atıldınız. 2020 yılında benim serçe parmağım iş yerinde çalışırken koptu. Sonra ameliyat oldum. İki kere serçe parmağım yerine takıldı. Şu an parmağım katlanmıyor. O şekilde kaldı. Parmağım koptuktan sonra zaten iş yerinde bana baskı arttı. Görevim değişti. Fabrika doktoru beni farklı bir bölüme verdi. Sonra fabrika doktorunun İK'nın bana imza atmış olduğu kağıt var. Bu kağıtla çiğneyerek beni farklı bölümlerde bana bakıyor musunuz? 2020 yılından beri geçirdiğiniz iş kazasından dolayı sürekli mobbing uygulandı. Sürekli mobbing uygulandı. Sürekli bir baskı. Yönetim müdürünün baskısı. Vardiya amiri baskısı. Yani en son dedik ya zaten bağışlarımız çok. Biz de sendikal hakkımızı aradık Petro işte. Sağ olsun başkanlarımız arkamızda, sendikamız arkamızda. İçerideki çalıştığı bir arkadaşlarımız yanımızda. Biz onların yanımızdayız. Bu süreci sürdüreceğiz. Bugün eylemimizin 5. günü denişmişiz. Burada bekliyoruz. Yani biz işverenin bir an önce sendikaya kurulup uzlaşmaya varmasını istiyoruz. Mücadelenizin 5. günü ne kadar daha sürdüreceksiniz? Sonuna kadar gidecek misiniz? Yani, onunla gidelim. Burada kar da yağsa, fırtınadır bursan. Bardaktan boter gibi yağmur da yağsa ben bu bankların önünü bırakmayacağım. Yani ben bu işin peşini hem yani yasal olarak hem sendika olarak ben bırakmayacağım. Yani, ta ki işveren sendikayla anlaşır. İşverenle anlaşır sendika. Uzlaşır. Atılan işçileri geri alır işini. İşbaşı yaptır. Çalıştır. Hangi o zaman barışırız. Çıkacağız. Peki teşekkürler, sağ olun.